Ünlü manken Demet Şener de trafik magandalarının kurbanı oldu. Yol verme kavgası sırasında bir motokuryenin hışmına uğradı. Hakaretler, tehditler bitmek bilmedi. Demet Şener o anları kayda almak isterken tartışma daha da alevlendi. Taraflar adliyelik oldu. Küfürlü tacizde bulunuldu. Maalesef trafikte böyle bir talihsiz olay yaşandı. Demet Şener'i trafikte küfürlü tacizde bulunan kişi bir motokuryeydi. Plakasını almak için telefon kameramı çıkardım. Dolayısıyla küfürleri de almış oldum. Manken Demet Şener İstinye'de arabasıyla seyir halindeyken hayatının şokunu yaşadı. Ben araba kullanıyordum, kendisi motosikletin üzerindeydi. İddiasına göre yol verme tartışmasında motokurye saldırgan davranışlar sergiledi. Gerilim başlayınca caddede bir anda trafik durdu ve diğer sürücüler de korna çalmaya başlayınca tansiyon iyice yükseldi. İddialara göre motokurye Demet Şener'e tehditler ve küfürler savurdu. Haklı olduğum yerde bir küfürlü tacizde bulunuldu. Bir kadına ya da herhangi bir insana böyle davranılması kimsenin hakkı değil. Kaydedildiğini gören motokurye bir kez daha deliğe döndü ve kontrolden çıktı. İddialara göre Demet Şener'in üzerine yürüyerek neden beni kaydediyorsun dedi ve peş peşe tehditler savurdu. Hatta onun cep telefonunu almaya çalıştı. Plakasını almak için telefon kameramı çıkardım ve dolayısıyla küfürleri de almış oldum. Demet Şener o görüntülerle birlikte motokurye hakkında şikayetçi oldu. Ben susmamayı tercih ettim ve bunu Türk adaletine şikayette bulundum.